Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Hadi. İsrail, Lübnan'a yönelik ağır hava bombardımanını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ülkenin güneyini ve başkent Beyrut'u hedef aldı. Ordu radyosu uçakların 1500 hedefe yaklaşık 2000 bomba attığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ya da yaralandı. Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin de öldüğü açıklandı. Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi. Hizbullah ise saldırılara karşılık olarak İsrail'in Kiryat Şamona şehrini roketlerle vurdu. İsrail ordusu erken saatlerden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 75 roket atıldığını açıkladı. Açıklamada bölgede çok sayıda yangın çıktığı, binaların hasar gördüğü belirtildi. Saldırının ardından roketlerin fırlatıldığı rampaların vurulduğu iddia edildi. Lübnan'dan atılan roketlerin hedef aldığı bir diğer bölgede liman kenti Hayfa'nın güneydoğusu oldu. Ülkenin kuzeyinde sabah saatleri boyunca sirenler çaldı. Hizbullah'ın medya ofisinden yapılan açıklamada da İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi üzerinde çok tehlikeli bir barkod bulunan broşürler attığını belirtti. Açıklamada bu kodun telefonla taranması halinde herhangi bir cihazdan tüm bilgilerin çekileceği uyarısı yapıldı. Bölge sakinleri bildirilerdeki barkodları kullanmamaları konusunda uyarıldı. İsrail saldırıları sürerken Lübnan'daki iç göç de devam etti. Bombardımanların yerinden ettiği Lübnanlılar güney bölgelerinden başkent Beyrut'a gitmeye başladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Direktörü Volker Türk, İsrail ve Hizbullah arasındaki düşmanlığın keskin tırmanışı nedeniyle yüksek seviyede alarmda olduklarını bildirdi.